RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 20 Mayıs Pazar, hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Ereğli, Konya ve civarı için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Ereğli, Konya ve çevresi için yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarısıyla birlikte ani su ve sel baskınına da dikkat çekildi. Konya ve ilçelerinde etkili olması beklenen yağış sırasında meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu olayına karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi. Yağışların birkaç gün daha devam edeceği bilgisi verildi. ...2017-2018 futbol sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Şampiyonluk sevinci tüm Türkiye'de olduğu gibi Ereğli'de de kutlandı. 2017-2018 futbol sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Maçın bitmesiyle birlikte Ereğli'de sokağa çıkan Galatasaray taraftarları takımları lehine slogan attı. Özellikle uzun araç kuyrukları oluşturan taraftarlar istasyon caddesinde trafiği durma noktasına getirdi. Yakarsa bu dünyayı cimbalın çocuğu yakar oğlum! Yunus Emre Meydanı'nda gecenin geç saatlerine kadar trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından takımlarına destek verdi. Yakarsa bu dünyayı cimbalın çocuğu yakar oğlum! Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan gençler mutluluklarını MHP ilçe başkanı Musa Yılmaz ve milletvekili adayı Bilal Yiğit ile paylaştı. Hepimizin şampiyonluğunu üstü çekti sayfaya, Musa başkan ortaya, üstü çekti sayfaya. Şu konuşmayı halledelim. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan gençler mutluluklarını Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Musa Yılmaz ve milletvekili adayı Bilal Yiğit ile paylaştı. Çadırımızı ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumuzu kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yunus Emre Meydanı'nda bulunan ve MHP'nin seçim iletişim merkezi olarak hizmet veren Otağ Çadırı'na giden taraftarlar burada tezahüratlarda bulundu. Taraftarların mutluluklarına ortak olan ilçe başkanı Musa Yılmaz, gençlerden Cumhur İttifakı için destek isteyerek teşekkür etti. Ve taraftarlar daha sonra bölgeden ayrıldı. Türk gençliğine de ihtiyaç var. Bizim ülke ocaklarımızın başlatmış olduğu bir şey var. İlk oyun MHP'ye diye. Sizleri de ona davet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kimseyi rahatsız etmeden Ramazan ayındayız. Yaşlılarımız var, oruç tutuyorlar, sahura kalkacaklar. Sizin de aileniz var. Evlerinizde sükunetli bir şekilde dağılın. Allah'a emanet olun. Üçlü çektir, üçlü Allah aşkına. Şimdi üçlü, tamam üçlü de çektiriyoruz. Ama şey yapın bir. Ereğli Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftarları devam ediyor. Ereğli Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftarları devam ediyor. Bu kez Ramazan coşkusu Yunuslu, Talatpaşa ve Camikebir mahallelerinin kesiştiği nokta olan Devlet Su İşleri önünde düzenlenen iftar programıyla devam etti. Afiyet olsun. Karşıda var. Yanım olacak, yeri bulacak. Hemen bir yere oturacağım, değil mi dayı? Allah'a çok şükür. 1725 kişilik iftar yemeği mahallelilere dağıtıldı. Herkese yesin. Yiyen bir daha yesin. Bu iş daha iyi. Devam. Kapatın. Hep birlikteyiz. Sesi açalım. Ramazan'ın ilk günlerindeyiz. Bu masada en ufak
daha kundakta sayılabilecek bebemiz de var. Orta yaş da var, çocuklar da var, gençler de var. 5 nesil bir arada iftar sofrasını açacağız. Bu çok güzel bir şey. İçimizde maddi durumu iyi olan var, iyi olmayan var. İşte iftar sofralarının en büyük özelliği ve kucaklayıcı olması o açıdan önemli. Bizler de Ereğli Belediyesi olarak hayırsever hemşehrilerimizin katkılarıyla kendi imkanlarımızla sizleri bu sofrada buluşturuyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları, hainleri, düşmanları ve bunlara fırsat vermesin. Biliyorsunuz tüm dünya ayakta desek de aslında tüm dünya ayakta değil. Türkiye gibi 3-4 tane ülke ayakta. Filistin'de, Kudüs'te olanları görüyorsunuz. Mazlumlara, Müslümanlara, savunmasız çocuklara, kadınlara, katil İsrail ve Amerika'nın yaptıklarını görüyorsunuz. Bunları neden yapıyorlar? Çünkü o devletlerden, o toplumlardan daha güçlü oldukları için yapıyorlar. Onun için bizlerin de millet olarak, millet oluşturan fertler olarak her birimizin daha çok çalışması lazım. Daha çok şey başarması lazım. Güçlü Türkiye olması lazım. Daha da güçlü olması lazım. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye her geçen gün güçleniyor, her geçen gün büyüyor. İnşallah bizler de üzerime düşeni yaparak bu büyümeye hepimiz katkı sağlayacağız. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kosova ve Bosna Hersek mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarlarına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kosova ve Bosna Hersek mahallelerinde gerçekleşen iftarlara katıldı ve burada vatandaşlarla sohbet etti. Kalmış evliyadan hayırda yarışanlar. Konya denince sevgi yüreklerden taşıyor. Her sinede ölüm defa bir zerre eksik. Mabetlerde saf tutmuş sevgiyle. Sevgili hemşehrilerimiz. İlk önce Kosova mahallesindeki iftarda mahalle sakinleriyle tek tek ilgilenen ve onlarla sohbet eden Uğur İbrahim Altay, Ramazan'ın birlik, dostluk ve kardeşlik getirmesini temenni etti. Aslında onu yaşatıyoruz. Komşular birbiriyle kaynaşıyorlar. Mahalle olarak bir araya geliyoruz. Çoluk çocuk, yaşlı, genç demeden hep bir arada olmak Ramazan'ın bereketinin göstergesi. Katılımınız bizleri çok memnun etti. Allah hepinizden razı olsun. Tabii uzun süre birlikte olduk. Selçuklu Belediye Başkanı olarak hizmet ettim. Bugün desteğinizle buradan sizlere Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hitap etmek nasip oldu. Hepinizden Allah razı olsun desteğiniz için. İnşallah hep birlikte daha güzel işleri yaparız. Konya'ya hizmet etmek büyük bir şeref ve onur. Ramazan kardeşlik, Ramazan dostluk, Ramazan paylaşmak demek. Buradan o kadar güzel görünüyorsunuz ki yaşlı, genç, çoluk, çocuk demeden hep birlikte iftar ediyoruz. İnşallah her günümüz böyle güzel, böyle bereketli olsun. Tabii dünyanın birçok yerinde bu rahatlıkta iftar edemeyen Müslüman kardeşlerimiz var. Dualarımızdan da onları unutmayalım inşallah. Tekrar katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Kınamak, kızmak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Filistin'e çıkan olayların ardından İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Zirvesi Konferansı olağanüstü toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkelerinde Ramazan ayı boyunca Filistinliler için yardım kampanyası düzenleyeceklerini söyledi. Ramazan ayı boyunca kendi ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyaları düzenleyeceğiz. Ayrıca diplomatik kanalları kullanarak tepkimizi ortaya koyacağız.
Erdoğan, Amerika'nın yaşanan tüm sorunların bir parçası haline geldiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin eline masum Filistinlilerin kanı bulaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri artık Orta Doğu'da çözümün değil, sorunun parçası haline gelmiştir. Toplantı sonunda yayınlanan nihai bildiride, uluslararası barış gücü gönderme yolu da dahil olmak üzere Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunma kararı alındı. Bildiride, İsrail işgal güçleri tarafından işlenen ve vahşi suç teşkil eden eylemlerin İsrail işgalini hesap vermekten korumak suretiyle Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin desteğiyle işlendiği de teyit edildi. Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü. Kalkıştan kısa bir süre sonra düşen uçakta 104 yolcu ve 9 mürettebat bulunuyordu. Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Uçağın Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi. Küba Devlet Başkanı çok sayıda üst düzey yetkiliyle birlikte olay yerine gitti. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010 yılında da bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti. Olay Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu hapın Samsun'a getirilerek piyasaya sürüleceğinin ihbarını aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları çalışma sonucu takibi aldıkları otomobil sürücüsünün polis ekiplerinin yol uygulaması yaptığını fark ederek arkadan gelen kamyon sürücüsüne haber verdiğini tespit etti. Derhal harekete geçen Havza narkotik ekipleri kamyonu ele geçirdi. Ardından da önce araç olan otomobil sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı. Kamyonda arama yapan ekipler narkotik dedektör köpeği Ece'nin hassas burnu sayesinde eşyalar arasına gizlenmiş yaklaşık 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan her iki aracın sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kimi engelini kullanarak, kimi de akıttığı gözyaşıyla duyguları istismar ediyor. Yine iş başında olan dilenciler polis ekiplerinin hedefindeydi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde iş tutmuş dilenciler tek tek toplandı. Ancak zabıtalar o simalara hiç yabancı değildi. Oğlum, belediye sana maaş bağladı, hala buraya geliyorsun. Kapıyı aç. Göksel! Gel. Göksel nerede? Sen de gel. Tespit edilen dilenciler kaçmaya çalıştıkları sırada kıskıvrak yakalandı. Ramazan ayını fırsat bilerek cami önlerini mesken tutan, birçoğu çocuk olan dilencilerle aileleri polis baskınlarıyla yakalandı. Zabıta ekipleri ve kaçmaya çalışan vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çadırlarına el konulanlar ekiplere taş ve sopalarla saldırdı. Zabıta müdürlüğüne götürülen dilencilere kabahatler kanunundan para cezası kesildi. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayi'nden devrim niteliğinde kampanya. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi bir evin en önemli eşyalarını oluşturur. Ancak düğün arifesinde bütün hepsini almak maddi sıkıntıya sokabilir. İşte burada Vestel Tulum Ticaret devreye giriyor. Beyaz eşya takımını Vestel Tulum Ticaret'ten alan tüm genç çiftlerimize düğün salonu hediye. Evet, yanlış duymadınız. Tulum Ticaret Vestel Showroom'dan 3 adet beyaz eşya alan çiftlerimize ister nişan, ister kına, ister
isterlerse düğün salonunu hiçbir ücret talep etmeden hediye ediyoruz. Özel ve güzel bir gün için Tulum Düğün Salonu yeter. Evini yenileyenler için de müjdemiz var. Eski beyaz eşyalarınızı 1000 liraya varan indirimlerle alalım. Yerine yepyeni teknoloji harikası Vestel marka beyaz eşya verelim. Üstelik 12, 24, 36 aya varan taksit imkanı. Siz almanın, biz satmanın gururunu yaşayalım. Güven ve dostluğun buluştuğu yer. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayi. İrtibat telefon merkez 0332 713 2603, şube 0332 710 5510. Tulum Düğün Salonu rezervasyon telefon 0532 441 0026 0544 580 07 0 0332 713 2603. Türkiye bestelleniyor. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.